Sili köfte için malzemeler. 1,5 su bardağı köftelik bulgur. 130 gram yağsız kuzu kıyma. 1 adet yumurta, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber, tuz. İç harcı için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, yarım çay bardağı ceviz, 250 gram orta yağlı kuzu kıyma, pul biber, karabiber, tuz, badem, fıstık. Üzeri için yarım çay bardağı zeytinyağı. Güne bir diğer tarifle devam edelim. Sinik köfte yapacağız. Sinik köfte. Evet. Belli ki bu sinide mi pişecek? Bu sininin içinde pişecek. Hı. Dediğim gibi içli köftenin tepside sinide olan formatı. İçli köfteyi her türlü herkes sever diye düşünüyorum herhalde. O yüzden formu farklı olacak şimdi. Formu farklı olacak. Fırında pişireceğiz bunu. Tamam. Yani kızartma olmayacak. Hı hı. Etlerimiz var dolapta, onları hemen alabilir miyiz? Hemen alalım şefim. Fırını da açayım ister misin? Olur, açabilirsiniz. Yolda hani ona bir pişme şey var ya, daha erken mi? Daha sonra açalım. Tamam. O zaman önce etlerimi alayım. Şöyle yapalım. Bunları hemen sana veriyorum. İki farklı tip kıyma kullanacağız evet, sanıyorum. Evet, şimdi hemen anlatayım. Neden? Şimdi bu yağsız çiğ köftelik olanın dışı için kullanacağız. Dış harcı için. Yani bulgurla birleştireceğimiz kıyma bu. Evet. Bu da içini için kullanacağımız. Yani bunu da kavuracağız soğanla. İşte içinde ceviz olacak, fıstık olacak, kıyma badem olacak. Kıyma olacak. Onun için kullanacağımız kıyma. Ben bu kıymayı alıyorum. Ocağıma. O yağlı. Evet. İlave ediyorum. Bu daha kuru. Zaten renginden evet, de belli oluyor değil mi? O beyazları daha az. Çok az bir su. Şimdi önce iç harcını o zaman hazırlıyoruz. Yanlış anlamadıysam. İç harcını hazırlıyoruz. Tamam. Sonra diğerini bu köfteyi yoğurmamız gerekecek. Gerekecek derken yoğuracaksın yani. Hiçbirize bakmamız o işler o kadar şey yapamaz. Ben de konuğum. Ama kesmek mesmek bir şey yapmak, kesme karıştırmak istersen. Konuklar yoğurma işini şefim yapsın ama bizi karıştırma ve kesme de kullanabilirsin. Evet. Bir de ben soğan doğramıyorum, teşekkürler. Çok yakıyor beni ya. Gözlerini yatıyor. Evet, bilmiyorum, ben çok etkileniyorum. Gerçi burada alıştım mı ne oldu anlamadım. Dip dibeyiz ama çok etkilenmiyorum. Olabilir. Evet, şimdi bir tane soğanımızı bunu dışı için kullanacağız. Yani bulgur bir için kullanacağız. Bir için, tamam. Bunu da iç için kullanıyoruz şu an. Tamam. Malzeme listesinde zaten sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Orada zaten iç harcı ve dış harcı için muhtemelen yazıyor. Yazılacaktır. Ki karışıklık olmasın. Şefim, oruk aşığıyla farkı var mı bunun? Oruk derler aslında. Aynı şey. Evet, içli köfte evet. Oruk deniyor değil mi? Sanki. Yani bazı yörelerde oruk diyorlar. Hmm. Daha var bunun. Kavrulmasına sanki. Bu arada bu pişmeye devam ediyor. Çorbamızı şöyle bir açayım. Evet. Mercimekler biraz üste çıkmaya başlamış. Pirince daha var mı şefim? Pirince daha var. Tamam. Mercimeklerin açılması gerekiyor. Tamam. Açıldıktan sonra ilave edeceğiz. Hiç böyle doğrayamıyorum ya işte. Evet, tüm gelen konuklara böyle şey söylüyor. Hepimiz su doğramaya hastayız. Hastayız vallahi yani. Hiç beceremedim. Hele şu soğanı var ya, benden çektiği var yani doğrarken. Değil mi? En son artık sıkılıp atıyorum robotun içine. Bunun çok suyu çıkmıyor mu? Yani yerine göre aslında. Farklı olabiliyor tabii. Bazı tariflerde. Her zaman olmuyor. Burada iki oğlunuz var. Evet. Ve artık büyüdüler. Ama ikizler değil mi? İkizler. Tek yumurta mı? Değil, çok şükür çift yumurta. Niye peki böyle bir şey var? Bilmiyorum ama İstemez miydin tek yumurta olmasını? İstemezdim herhalde. Farklı yani, iki evlat gibi daha güzel değil mi? Yani evet, ne bileyim hani birbirine benziyor olmaları da çok başka bir şey, çok hoş bir tabii. Şeydir mutlaka ama aslında bunlar çift yumurta ikizleri aynı anda doğmuş iki ayrı kardeş gibi. Gibi, ha onun evet. Onun için çok daha farklı. Tipleri güzel. Benziyor mu hiç peki? Benzemiyor. Hiç, birisi hiç bana, benzemiyor. Birisi bana, biri babaya benziyor. Evet. Ne güzel daha işte hiç. Paylaşmışsın çocuk. Tam paylaşmış olmuş. Gibi olmuş. İki erkek yani. Çocuk. Bana biraz tüyo verebilirsin büyütmek için. Bu arada efendim yemeğimizi tekrar hatırlayalım. Sinik köfte yapıyoruz. Önce iç harç bir de sonra dış harcını yapacağız. İç harcının kıymasını koyduk. Soğanı da doğradık. Doğradık. Şimdi ben yağını ilave ediyorum. Tamam. Tereyağı, tereyağı kullandık. Çok hafif su eklemiştik kıymaya. Su kullanmanın sebebini de söyleyeyim. Kıymalar birbirini tutmasın, açılsın diye. Evet, açılsın diye. Evet. Bundan sonra galiba soğanlar mı gelecek şimdi? Şimdi biraz kavrulsun. Kavrulduktan sonra soğanları ilave edeceğiz. Tamam. Ben bu arada şunu alayım. Köfte yoğuracağım. Esas işin sarısını tabii ki. Yani işte bu zaman olacak bir olay. Ha, bu da biraz şöyle herhalde. Güç kuvvet istiyor gibi. Pişirecek yani. Çiğ köfte yoğurur gibi mi? Aynen. Çiğ köfte yoğurur gibi. Kaymasını hemen, o da orada bir yandan kavrulurken. Bunları atmamıza daha var ama değil mi? Yok, onu elemiyoruz daha var. Şu an. Daha var. Kıymamız tam kavrulmadı. Kavrulsun. Devam edeceğiz buna. Ha, suyunu saldı gibi.
Sonra bunu çektiği zaman olmuş olacak. Suyunu çekip yağına bindiğinde artık kıymanın da rengi biraz değişmeye başladığında artık kavrulmuş olacak ve soğanını ekleyeceğim. O zaman soğanlar. Şimdi ben biraz sizden özür diliyorum. Gözleriniz yanabilir. Yanabilir. Ben bildiğin evet. Kaçıyorum. Ben şunu biraz karıştırayım. Biz şöyle Feyn bakmayalım. Sen de başını çıkarsın. Rendeleyince daha mı çok yanıyor? Evet. Yani biraz daha eziyoruz ya. Ezdiğimiz için olabilir. Daha fazla çıkıyor. Şöyle bakacağım valla. Ben de bir şey mi karıştırsam orada acaba? Gel sen bunu karıştır. İster misin? Gel biraz karıştırayım hadi. Şuradan şöyle elini de esin yemeğe. Evet. Yani diyorsun ki iki erkek çocuk zor mu? Yani çok zevkli ama zor. Kolay değil açıkçası. Çok yalnızlık hissediyorsun bir kere evde. Yani üç erkek bir sen. Biliyorum o hissi. Yani, hani eğer evcil evet. Hayvanın varsa kesin bence kız olmalı. Evcil hayvanı var o da erkek iyi o mi? Da mı? Niye öyle oldu ya? Her şey erkek bizdeki. Bilmiyorum ben şey çok yalnızlık hissettim. Ne olacak hissettim. Benim halim? Köpek de erkek bizi. O da zaten çocuk gibi yani hayvanlar da değil öyle. Mi? Tabii. O da böyle gidiyorum çok ilgi istiyor, çok sevgi istiyor. Evet. Bir de kendini küçük zannediyor ama çok büyük. Ha böyle bir filo köpeği çocuklar çok seviyordur ama. Çok, çok seviyorlar ama şöyle tabii ki yaştan dolayı bakımlarını henüz üstlenemedikleri hı-hı, için hı-hı. Gene sen yani tabii şey sana kalıyor. Evet, hani biraz köpeği sevelim, oynayalım, tabii. Şunu yapalım. Tabii. Şefim neler ekledin? Evet. Bulgur. Bulgur ama bulgur dediğimiz pilavlık bulgur değil, bu köftelik, köftelik bulgur. Köftelik, evet. Yani Allah'ım, aslında biz yanıyorum Gaziantep'te buna simit diyoruz. Ne diyoruz? Simit. Simit. Evet. Gaziantep yani simit diye duyarsanız şaşırmayın. Antep'te her şeyin adı değişik. Simit. Soğanımız var, rendeledik. Evet. Kıymamız var. Kuru tane... olan, daha yağsız kıyma değil mi yağsız bu? Yağsız kıyma, tamam. Çiğ köftelik olan. Yumurtamızı kırıyoruz bir tane. Evet. Bir de buna baharatları ekleyeceğiz. Hı. Hangileri onları da söyleyelim. Pul biber. İçli evet. Köfte gibi ama sini de yapıyor. Ama malzemesi içli köfteli aynı değil mi? Kısalım biraz. Kısalım mı? Şu en baştaki galiba. Şöyle yapalım. Daha rahat olur. Bunu ne yapıyoruz? Bana, o bu arada, pişmeye devam edecek. Şimdi fırını aç dediğin zaman açayım mı? Şöyle bir 5 dakika sonra açabiliriz fırını. Karabiber çekiyoruz. Tuz, karabiber, pul biber. Yavaş yavaş takıyor benim gözüm. Geliyor sanki. Sana da geldi mi? Burası gelmiyor. Allah'tan burada bir buhar durumu var ya. Yanıyorum. Gel sen bu tarafa istersen. Yok yok. Katlanacağız bir şekilde artık ne yapalım. Evet tuzumuzu da ilave ettik. Şimdi bu kıymamız artık oldu suyunu mu? Çekti, yağına bindi. Soğanlarını ekleyelim. Soğanlarını ekleyelim. Şöyle aslında bir yandan iç harcını bir yandan dış harcını yapıyoruz. İç harcında soğan, kıyma ve çok azıcık su var. Dış harcında da tekrar hatırlatalım. Dış harcında çiğ köftelik bulgur. Kıyma, soğan, kıyması, rendesi. Soğan, yumurta var. Bir de baharatlarımız var. Tuz, karabiber ve pul biber efendim. Şimdi biraz su ilave ediyorum. Ha, onun dengesi nasıl ayarlıyoruz? Yani bu yoğurdukça zaten... Bir anda değil, değil mi? Yok, yoğurdukça sertleşecek. Sertleştikçe hı-hı. Ben buradan su takviyesi yapacağım. Yani ben yapayım sana o takviyesi. Tabii, seni, olur. Peki Berin Hanımcığım, şimdi tiyatro, sinema hangisi önümüzde var sizin için? Benim işte devlet tiyatrosundayım. Yeni bir oyunum yok ama 3 senedir oynadığım bir oyunum var zaten. Hı-hı. İstasyon isimli. O da bu sezonun sonunda henüz oynamıyor. Pandemi girdi araya falan. Bayağı bir tabii. Zaman girdi. Ama yeni sezonda Eylül-Ekim itibariyle belki yeni bir oyun olabilir. Hadi inşallah. Özlediniz mi? Özledim. Yeni bir oyunu özledim açıkçası. Bir de AKM bitti biliyorsun. Evet. Atatürk Kültür Merkezi. Orada büyük salonumuz var. Küçük salonlar da var. 3-4 yıldır hep küçük sahnede oynadık biz. Üsküdar Tekel Fabrikası'nda. Hı hı. 80 kişilik salonda biraz büyük salonları özledim yani büyük. Onun heyecanı başka. Bizimki başka. Şimdi öyle mesela evet, hakikaten 2000 kişi. O yani salon büyük de heyecan mı artıyor ne oluyor evet. Acaba? Tabii, tabii daha çok kişinin önüne çıkıyorsun. Tabii. Teknik olarak mantıklı. Tabii. Şefim nasıl gidiyor? Nasıl yakmayalım bunu? Şu an zorlanmıyorum. Birazdan iyice zorlansan bulgur. Zorlansan yapacak bir şey yok. Bunu sen başladın sen bitireceksin. Bulgur şişmeye başlayınca. Tabii ki zorlayacak. Bunu şişirmek değil mi? Tabii. Eze eze. Zaten suyla karıştıkça. Ama şu anda mesela su istemiyor gibi. Yok şu an istemiyor. Hatta fazla bile oldu. Ha öyle mi? Evet. Ama birazdan sertleşecek evet, bu. Evet biraz anladınız mı siz onu? Fazla biraz sanki evet suyu ha. Şey oldu ama o şişer zaten. Değil mi? Tabii. Birazdan şişecek. Bu arada çorbamız da kaynıyor onu da hemen hatırlatalım. Çorbayı ne yapalım? Ben ona bir şey yapacağım. Çorba devam edecek. Karıştırsam bir şey yapmıyoruz atmıyoruz değil mi? Yok daha biraz daha ister. Mercimekler iyice açılsın, ondan sonra ilave edeceğiz.
Biz tez canlı mıyız Berin Hanım acaba sizle ha? Efendim? Biz tez canlı mıyız acaba? Biz evet değil mi? Biraz tez canlıyız herhalde. İftar saati yaklaşınca. Değil mi? Aynen öyle oluyor. Çocuklar şimdi okuyor o zaman değil mi? Üniversitedeler. Ay üniversitedeler. Üniversitedeler. Tam pandemi başladığı sene sınava girdiler işte. Ay. İlk sene gidemediler. Tabii. Okullar kapalıydı. Ama şimdi ikinci sınıftalar. Çok memnunlar ama tam ikisi de istediği bölüme girdi. İkisi farklı bölümlerde. Farklı bölümlerde. Biri heykeltıraş. Aa ne güzel. Mimar Sinan heykel bölümünde okuyor. Ne öbürü güzel. Görsel iletişim tasarım okuyor. Yok. Bayağı sanatçı bir aile oldu. Öyle yani. Evet. Eşiniz ne iş yapıyordu? Eşim turizmci. Hiç tamam, bizim bu işlerle alakası sektörde. Yok evet. Ben turizm mezunuyum bu arada. Aa çok evet. Güzel. Ama hiç yapamadım mesleğimi yani. Ya, turizm saç de çok zor. Zor bir iş. Çok zor. Kadın saat. İçin daha da zor. Çok zor evet. Saati yok, falan evet. Garantisi yok bazı şeylerin. Evet, doğru. Biraz her zor sektörün bir kendine göre zorluğu var evet. Tabii ama turizm bir bayan için gerçekten daha zor evet. Oluyor. Şefim ekle dediğiniz zaman eklerim yok, ben. Yok şu an yeterli. Birazdan isteyeceğim. Tamam peki. Peki. Buna bir şey baharat ekleyecek baharat miyiz? Baharat ekleyeceğiz. Ne ben ekleriz? Soğanın iyice ölmesini bekliyorum orada. Pul biber, karabiber. Altını açalım mı biraz yok. Yok zaten zamanımız var. Karabiber tamam. Burada verebilirim. En son ekleyelim onu bu baharatlarını. Tamam. O zaman bunu iyice bir yoğuracağız. Ondan sonra kıvama gelince de ne yapacağız? Artık birleştireceğiz harfiyle birlikte. Birleştireceğiz, evet. Artık iyice kıvama geldi. Şefim ben bir fırını açayım. Kaç olur. Derece 160 istersin? Dereceye ayarlayalım. Yeterli mi 160? Yeterli. Tamam. Bunu hemen açalım. Şöyle. Böyle bir iyice birbirini tutuyor. Heh, evet. Tamam. Onlar da kavruldu herhalde bayağı. Bu kavruldu. Bu kavruldu. Bu da tamam. Hazır. Şu hali iyidir. İyi. Of büyük emek var yanınıza. Gerçekten alayım. Öyle. Onu da alalım. Şununla da işimiz yok. Bunları da kaldırıyorum. Yok. O neydi? Yok tamam. İşimiz yok. Boş kaseyi istiyorsun. Yok, yok, alayım mı? Alabilirsiniz. Demek şefin önünden malzemesini almayacağım. Sinirlenebilirim. Tabii. Yok sinirlenmedim. Hiç öyle huylarım var mı? Aslında çalışırken. Hani böyle şeyimdir. Herkes bana çok sakinsin der. Çok sakinsin ya. Sen de gizli bir sinirin var ama acaba? Gizli bir sinir. Mutfakta sinirliyimdir ama. Adamı zorla sinirlendireceğim. Zorla. Mutfakta sinirli misin çalışırken? Burada yani herhalde bize tatlış aslında, tatlış yapıyorsun. Hani bizim mutfaklar biraz stresli alanlardır. Hani evet. İş yetiştirmeniz gerek. Ne bileyim işte banketiniz tabii. Vardır, grubunuz vardır. Hı, alakart tabii. Çalışırsınız. Bir yandan alakart gelir, bir yandan grup. O sırada tabii ki o timing'i çok iyi yapmanız gerek. Orada aksilik planlamayı olduğunu gelebiliyorsunuz tabii ki tabii. Değil mi? Siz de onun planlamasını yaparsınız. Bir dönüp bakarsınız ki yani sizin söylediğinizle alakası olmayan bir şey yapılıyor. Eyvah. O zaman sinirlenirsiniz tabii. Burada o kadar sakin bir şefim. Hayatınızda hiç sinirlenmiyormuş gibi geliyor bana. Ama tabii meslekte öyle olmayabilir. Tabii. Cevizini ilave ediyorum. İçine atıyoruz direkt iç harcına. Soğan ekledik, hafif su, kıyma. Ondan sonra da cevizini ekliyoruz. Cevizini. Bu iç harcı için. Karıştırayım mı? Karıştırabilirsiniz. Bademleri de ekliyorum. Sonra da badem. Onları doğramadık fısırı ama. Da, yok doğramadık. Fısırı bir da ilave fıstık. Ettik. Bayağı iç harcı şey oldu değil mi? Çok güzel oldu. Yani bademleri niye kesmedik? Yani şey yapmadık, küçültmedik. Böyle mi yok, olması gerek lazım? Yok gerek yok. Büyük olsun. Ya. Yani o isteğe bağlı. Ya, İsterseniz şey küçük olsun. De olabilir, büyük de olabilir. Böyle daha çok ağza gelir sanki. Yani. Değil mi? Olabilir. Belki de lezzet öyledir. Şimdi artık şekil şimdi vereceğiz. Şimdi şekil vereceğiz. Ben bunu da kaldırıyorum. Tamam. Hemen benim bir çiğim var, tavam var bunu yapmak için. Hangi yani sini şefim? Dediğimiz. Ha esas sini o. Tamam evet, bu sadece yoğurmak bu. İçindi. Buna da sini deniyor değil mi? Ona da sini deniliyor. O sini başka köfte sini. İçin. Evet. Şimdi burada iki tane yağlı kağıdım var aldım. Bir yumurta fırçası alacağım. Bu arada onun baharatlarını da ilave edeyim ben. Yarım kalmasın o. İç harcını değil mi? Evet onun tuz karabiberini koymadık. Burada sade yağ falan kullanmıyoruz değil mi şefim? Yani isteğe göre isteyen sade yağ da kullanılabilir. Ben tereyağı kullandım. Tereyağı, sade yağ hangisi olur. Varsa evinizde? Karabiber. Biraz da pul biber ilave ediyoruz. Hem iç harcına hem dış harcına kullanıyoruz. Çok güzel evet. Gözüküyor. Şimdi zeytinyağından biraz yağlayacağım alt heh. Tarafı. Sinimizi, servis yani fırına girecek sinin yağlıyoruz evet. Şu an. Lazım mı da? Ha, alacağım diye öyle bıraktım. Ha. Şuraya koyalım mı şefim? Olur. Kameralarda rahat görsün. Tabii.
yağladım ben bunu. Tamam. Kağıdı açıyorum. Nasıl olacak acaba? Bunu ikiye bölüyorum. Alt ve üst olarak alt mı olacak? Alt ve üst olacak. Ha, araya o zaman harç koyacağız. Harç koyacağız. Ay künefe gibi pişecek değil mi? Ay evet. Değil mi? Nasıl bir benzetme yaptım şu an bilmiyorum ama bir sini falan yani. Bir işte bir kat çıkıyor. Künefe de vardır evet. Aslında bu tek tek yapmaktan daha kolay daha gibi. Kolay. Çünkü ona böyle bir şekil vermek tabii falan gerekiyor tabii galiba. Hemen su yardımıyla. Evet yani aslında tabii bulgur olduğu için içinde köftelik bulgur hemen çekiyor. Bunu tabii yaptıktan sonra demek ki çok bekletmeden hemen geçmek lazım aynen ki kurumasın. Şimdi bu üstü içinde zaten. Ha o yüzden iki yağlı kağıt evet. Tamam. Şunu da alıyorum buraya. Ha onu da direkt oraya yapıyorsun. Direkt burada yapacağım bunu da. Tutayım mı? Yok gerek yok. Ha böyle mi? Zaten döndüre çevire döndüre çevire yapacağız. Yapılabilir gibi değil mi? Yani evet Beyman ama Hanım, biraz sanki yoğurması birini evet, düşündürdü. Biraz o kısmı. Hani onu böyle evde beylere evde üçer tane evet, erkek var. Erkek var buyursun yapsınlar. Biri kalkıp yapsın. Aynen. Aslında böyle şeyleri biraz bence dahil de etmek lazım evet değil mi? Yok yok yardım ederler aslında. Çok özellikle bir tanesi daha da çok seviyor mutfağı. Odan arıyor mu? Evet. Ha, gerçekten şey eşiniz zevkle yapıyor. Eşim işine göre bazen yani... Anladım, çok yardım et. Çok tamam yardım et. Şefim ıslata ıslata böyle parmak evet, yardımıyla her yere onu yaydın. Zaten altını çok hafif zeytinyağladık yapışmasın diye. Onu da altını kapatabiliriz kapatalım artık. Kapatalım değil mi? Aslında iç harç oldu. Tekrar bir hatırlatalım efendim, sini köftesi yapıyoruz. İç harcında kıyma var, soğan var. Soğan var. Badem var. Fıstığımız var. Ceviz var. Ceviz var. Pul biber, tuz, karabiber. Evet. Böyle bir iç harç. Dış harcında tekrar hatırlatalım. Köftelik bulgur, yumurta, kıyma. Kıyma, tuz, soğan karabiber, var. Pul biber, soğan. Soğan, evet. Aynen. Şimdi evet bu iç harcımız hazır. Ben bunu çok buraya döküyorum. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel gözüküyor. Ve acayip şunun, güzel kokuyor. Şunun kötü olma ihtimali yok. Yani bu tarife evde yani bir misafir geldi denerlerse bence özellikle de iftara şahane. Evet. Bu Antep'te böyle mi yapıyorlar şefim? Sini köfte böyle. Tabii ki iş köfte var. Haşlama da tabii var, kızartma da var. Tabii sunumu da böyle. Sinini falan çıkardığın zaman. Şimdi bakalım onu nasıl kapatacağız üstüne? Şimdi bunu açacağız. Ve üstüne kapatacağız. Nasıl açacaksın daha? Biraz daha mı büyüteceksin? Biraz daha ısıtacağım, büyüteceğim. Gene ıslata ıslata. Bu arada çorbamız pişiyor efendim. Hatırlatalım. Tatlımız da dolapta, o da soğuya. Sonra onları bir çilek sosu var, onu birleştireceğiz. Evet. Kaçırdığınız malzeme listesine ve diğer detayları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Merakla bekliyoruz Beyrin Hanım değil mi? Evet değil mi? Acaba nasıl olacak nasıl diyor. Nasıl olacak? Şimdi zaten aslında şöyle iç harcını pişirdiğimiz için içi pişti pişmedi durumu yok. Dışı evet pişecek sadece. Önemli olan dışındaki evet kıymanın, dışındaki kıymanın pişmesi. Zaten bu şişti. Şimdi zaten aynen o şişti. Ha, onun yardımıyla. Şimdi burada yağlı kağıtta yapmak önemli demek ki. Mükemmel. Şov yaptın şefim ya. Evet şimdi bir ya daha burada biraz daha açacağız. Antep bunu deyince de doğa şefim yani işte. Şimdi tekrar kapatıyorsun açılmasın kapatıyorum diye. Evet. Peki hakikaten şu altını yağladık ama bu çıkınca böyle ters mi döndüreceğiz? Yok ters döndürmeyeceğiz. Dilimleyip bu servis dilimleyip yapacağız. Dilimleyip öyle pişireceğiz. Ondan sonra zaten hazır bir şekilde olacak. Dilimleyeceksin ki çıktığında hazır rahat olacak olsun tabii diye. Tamam. İnanılmaz bir tarif gerçekten. Evet azıcık zahmetli itiraf ediyorum ama evet ama karşılığı gibi var de yani. Biraz değil mi de dediğin bak, doğru künefeye benzetti. Künefeye benzetti. 160 derece aa, fırınımızı açtık. Güzel oldu var kaç ya. Kaç dakikada pişiyor şefim? Yani aşağı yukarı 20-25 dakikada ha, hazır iyi, bu. İyi öyle 50 dakikada yok, fazla falan değil çünkü yani içi piştiği için sadece dışını altı pişmesi altı, evet, altı bu arada pişecek tekrar hatırlatalım. İçinde daha böyle yağlı bir kıyma dışında da yağsız kuru bir kıyma kullandık. Çünkü onu zaten daha böyle kabuk gibi olmasını şimdi istiyoruz. Şimdi ben bunu kesiyorum. Keserken tabii dağılmaması lazım değil mi? Bayağı da porsiyon olarak bereketliymiş farkında evet bereketli. Şimdi peki zeytinyağını bir daha alabilir miyim? Hah tekrar. Şöyle üstüne gezdirir misiniz? Tabii ki. Mesela mantık olarak sanki sade yağ ya da tereyağı kullanırmışız gibi geliyor Antep olunca. Yani ama ben zeytinyağı biraz kullandık daha hafif olsun diye zeytinyağı yaptım. Bunun üstünde yapılabilir mi? Tabii böyle sade, parça sade parça yağ sade olur yağ bıraksak. Tabii olur. Üzerini yağladı ki bence bu biraz da güzel kızarmasını tabii sağlayacak. Tabii daha güzel evet kızarız. Da çünkü bulgur hakikaten çok çabuk kuruyor. Evet. Burada yağ şimdi lazım bu hazır. Sadece fırına göndereceğiz. Atayım mı fırına? Hadi atayım. Gidiyor o zaman efendim. Şöyle gösterelim. Sini köftemiz hazır. 160 derecede hemen şöyle pişirelim. Evet ben de artık
yerimi. O pişerken devamında lahmacunu yapıp onu da aynı anda atacağız fırına. Daha lahmacunumuz var. Tabii ayvalı. Onun bir şeyini ekliyor muyuz çorbamızı? Yok, çorbayı biraz daha bekliyorum. Birazdan pirincini ilave edeceğim. Şimdi isterseniz son tarife geçelim. Son tarife geçelim. Tamam. Günün son tarifiyle devam edin. Ayvalı lahmacun yapacağız. Önce malzeme listesi.